Herkese merhabalar arkadaşlar. Size hemen kısaca Supreme Rank sisteminin PIP ödüllerinin neler olduğunu anlatan kısa bir video hazırlamak istedim. Arkadaşlar hemen Alt K tuşuna basıyorsunuz. TR Point kısmına geliyorsunuz. Buradan Viva'lı seçiyorsunuz. Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Eee haftalık olarak kasmanız gereken bir XP miktarı var. Bunu normal PvP'den kasıyorsunuz. Bu arada ranking PvP'den yani kompetitif maçlardan değil normal maçlardan kasıyorsunuz. XP sayınıza göre de rank atlıyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben şu anda 125.000 XP'de olduğum için Supreme 4'te gözüküyorum değil mi? Eğer ben bu hafta eğer PvP yapmazsam 14.700 XP kaybedeceğim için Supreme 3'e düşeceğim. Yani benim bu e, Maintain Cost'unu nötrleyecek şekilde bir puan kasmam gerekiyor. Supreme 4'te kalsam da benim için yeterli zaten. Ödülleri birazdan size göstereceğim. Supreme 4'ün haftalık ödülü arkadaşlar size 5293 Coin of the Courage verir. Yani fazladan materyal almanızı rahat bir şekilde e, kolaylaştırır. Daha rahat materyal alırsınız. XP'nizi buradan takip edeceksiniz arkadaşlar. Buna bakacaksınız sürekli. Yani ben şu anda 125.000 XP'deyim. Supreme 5 olabilmek için... E, 150 bin XP'ye çıkmam, 151 bin XP'ye çıkmam gerekiyor. Mesela burada XP'lerinizi haftalık olarak yükselttiğinizde ranking atlamış oluyorsunuz. Peki PVP'nizi nasıl yapıyorsunuz? PVP de şu şekilde arkadaşlar. Şehirlerdeki şu e, proving grounds e, board'un yanına geliyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Bakın kompetitif maç değil. Burası sadece oyunu PvP için oynayan insanlar için geçerli. Burayla sizin işiniz yok. Benim gibiyseniz yani oyunu PvP için oynamıyorsanız burayla sizin işiniz yok. Normal maça geliyorsunuz arkadaşlar. Normal maçta ise burası işte bizi ilgilendiren kısım. Burada XP kasıyorsunuz arkadaşlar. Kazanma sayınıza, kaybetmenize sayınıza, win rate'inize, içeride yaptığınız vesaire her şey yani XP getiriyor size. XP'yi kastıktan sonra arkadaşlar rankinginizi atladığınızda Coin of the gelip buradaki itemleri alabiliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar şu da craft'tan bahsedeyim. Bunlar sizin madalyalarınız. Madalyalar da şu işe yarar e, falan koyduğunuz yere koyarsınız bunu. Open World PvP'de ve klan savaşlarına daha fazla stat almanızı sağlattırır. Güzel yani eğer klan savaşlarına falan da katılan bir guide bunu kesinlikle almaya çalışın. Honor Reward'lar ise arkadaşlar işte kozmetik, title, binek hatta şu artı alttaki aurayı aldım ben şöyle mavi bir şey parlıyor. Egzanterik bir şey istiyorsanız alabilirsiniz. Bizi önemliden kısım, önem, Bizim için önemli olan kısım ise arkadaşlar exchange materyal kısmı. Bakın burada bir sürü materyal var. Evet ve burayı ranka göre alıyorsunuz. Mesela Supreme 6, en fazla Supreme 8. Eğer Supreme 8 olursanız haftalık arkadaşlar 12 tane Solar Protection alıyorsunuz. 20 tane Solar Bressing alıyorsunuz. 48 tane Solar Grace alıyorsunuz. 28 tane Great Tanner Lipson alıyorsunuz. Aynı şekilde işte Guardian Stone'ları falan almaya devam ediyorsunuz. 4x790 var mesela burada. Yani Guardian Stone bayağı alıyorsunuz. Yani bir 4-5 artı basmayı denetleyecek kadar Guardian Stone alıyorsunuz burada. PvP ee, yapın. Karakter gelişiminizi bayağı kolaylaştırır. Ee, hem oyunda da hani... Yapacak bir şey de bulmuş olursunuz. Biliyorum oyunun PPC iğrenç, leş. Ben de onun farkındayım. Ben de seviyorum oyun PPC'sini. Ama ranking kasmak kolay, zor değil. Haftalık sadece PP görevlerinizi alt karakterlerinizle yaparaktan rank atlayabilirsiniz. Çünkü arkadaşlar XP roster'a kaydoluyor. Yani siz alt karakterinizle de PP'ye girseniz Supreme 4 oluyorsunuz. Ana karakterinizde de PPG'siniz Supreme 4 olmuş oluyorsunuz. Yani alt karakterlerinizdeki haftalık PP görevlerini yaparaktan da alt karakterlerinize Leapstone almış olabilirsiniz ve ona taskı daha rahat yapmış olursunuz. Videoda söylemek istediklerim buraya kadardı arkadaşlar. Umarım sizin için bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Berserker PP Guide videosu ve akırla ilgili PP videoları çekmeye başlayacağım. İstiyorsanız YouTube'da başka PP Guide'ını görmek istediğiniz karakter varsa onu da yazın. Karakteri biliyorsan videosunu çekerim. Bildiğim, hakim olduğum şu anda PP'de 3 tane karakter var. Paladin. Destroyer'ı ve Berserker'ı biliyorum. Diğer karakterler hakkında çok fazla bir bilgim yok. Onları da oynayaraktan öğrenmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Herkese sağlıklı günler dilerim.